İstiklal'e çıkabildim. Şimdi okula geldim birazcık. Görüntü kapısı çok kötü. Birazcık kantinde oturacağım, bir şeyler yiyeceğim. Birazcık kitap okuyacağım, sonra derse çıkacağız. Geldim sınıfa. Aa, sen vlog çekeceksin. Evet. Hediyesi üstünde, bir dakika yakından göstereceğim. Benim bir Britney Spears fanı olduğumu bildiği için bana çok güzel bir güzellik yaptı. Öpeceğim. Violated mı? Şöyle bilgi vereyim. Normalde bizim okulda 3 tane sınıf türü var. Yani bir sayısal var, bir Türkçe matematik var, bir de Türkçe yurt dışı var. Yani temenni yurt dışı versiyonu. Ben temenni yurt dışındayım. Biz orada mesela coğrafya yerine İtalyanca alıyoruz. İngiliz edebiyatı dersimiz var. Fazladan Fransızca dersimiz var. Sanat tarihi alıyoruz. Şimdi o derslerden İngiliz tarihi, İngiliz edebiyatı bayağı ağır bir dersler. Dosya sadece bir ay içerisinde okuyacaklarımızın dosyası, yaklaşık 60 sayfa. Yani dosya 60 sayfa, okuyacaklarımız bu ay 100 sayfa falan, bir sınav olacağız. Şimdi ben biraz erken geldiğim için oturup oradaki birinci sahneyi, birinci perdeyi bitireceğim. Sonra 5 ve 6. derste ondan ders işleyeceğiz. Son derste de Çapafen Lisesi'ne voleybol maçına gideceğiz. Merhaba. Şimdi öğle arası oldu, yemeğe gideceğim. Ben 11. sınıf olduğum için dışarı çıkma iznim var yemek aralarında. Yani isteyip yemediğim bir şey olsa gidip yiyebiliyorum. Kantin ya da yemekhaneyle sınırlı değilim. Ki bu çok güzel bir şey. Gidelim. Çok güzel şimdi. Şimdi çıktım. Şöyle kapıyı da göstereyim. Ben bayağı bir süredir hiç video çekmedim. Bayağı bir süredir, 1,5 sene falan oldu. 1,5 senedir video çekmediğim için aslında insan kameraya biraz yabancılaşıyor. Ama en azından siz biraz okulu görünce motive oldum diye okul vlogları çekmeye karar verdim bundan sonra. Kamera açayım da biraz kötü şöyle yapayım. Şimdi bir tane büfe var. Ben çıkabileyim işte tabii. Oraya gideceğim. Orada kendime ballı böyle istediğim sandviçten yaptıracağım, onu yiyeceğim. Çünkü bugün maçımız olduğu için güzel beslenmem gerekiyor. Güzel beslenme sandviç. Güzel beslenmem gerekiyor ki maçta düşük bayılmayayım. Maça giderken ve maç esnasında da videolar çekip koyacağım buraya. Ama neyse, şimdi birlikte orada konuşuruz. Normalde tek yiyecektim ama Bengisi okuldaki yemeği beğenmediği için gelme kararı almış. O zaman da ben ne yiyecektim? Çayımız. Burası istediğini koydurabildiğim bir yer olduğu için benim şöyle bir yemeğim var. Bu peynirli, ballı, yumurtalı. Bal ve yumurta deyince lütfen öyle bakmayın. Aklınızı hissedebiliyorum. Çok güzel oluyor. Salatalık, domates. Bir de krem peynir var. Bunu böyle yiyeceğiz. Tamam. Bengisi yemeğini gösterir misin lütfen? Göstermeden yeme. Ne koydun içine? Tavuk. Tavuk. Acı sos ve mayonez. Bir dakika. Bana öyle bakamazsın. Okay, no problem. Bana öyle bakamazsın. Kanka sendeki göz gerçek mi? Çarpınlık. Sandviçin içinde bal ve yumurta var. Bal ve yumurta gayet güzel. Bal ve yumurta. Yani pilav ve ketçaptan daha kötü değil ki. Pilav ve ketçap gerçekten çok kötü. Ama ben bal ve yumurtanın gerçekten çok güzel olduğuna inanıyorum. Hem de haşlanmış yumurta sarısı ve bal o kadar güzel birleşir ki. Ayrıca okulda satılan, normalde bizim okulumuzda yemek satılıyor yani. Yemekhane dışında kantinde de var güzel bir şeyler, böyle tabak yemek. Ama çok kötüydü bugün. Sadece kurumuş şinitsel parçacıkları vardı. O yüzden buraya geldim. Kanka. Sabah son balık ve turşu yiyor. Sabah yemedim. Son balığı ve turşu yiyor. Yanımda oturuyor. Kokmuyor. Kokuyor.
Yemek kokuyor, ben kokmuyorum. Sana kokuyorsun abi, yemek kokuyor zaten. Hadi Bengtsu. Galatasaray hakkında ne düşünüyorsun? Okul mu lan? Evet, okul alalım. Spor kulübüyle bir alakamız yok şu an. Güzel ya, seviyorum. Ben çok şey yiyorum. Ya ama yemek yiyorum ya. Aras kargo. Değil. Okul şöyle. Biraz kalabalık bence. Bu sırada liseler arasında en az şeye sahip olan okul bizimkinin olması. Sınıfımız 20 kişi. Neye alıyor bilmiyorum sen. Nerede o gözüküyor? Ya şöyle. Eğer böyle sınıfınız çok sevdiğiniz insanlarla doluysa çok fazla kişiymiş gibi geliyor. Ama benim sınıfım çok da sevdiğim insanlarla dolu olmamasına rağmen yine çok kişi gibi geliyor. Ben işte tabii ki bir tane aldığı için doymadı, bir tane aldım. Büyük ihtimalle ses çok kötü bu arada. Hepsini sonradan kesip üstüne bir daha konuşmam gerekebilir yani. Nasıl oluyor? Bunu kesebilir miyim? Hayır. Okulla ilgili sevdiğim bir şey söyleyeceğim. Future Fest. Festivallerden. Bizim okulun bir sürü etkinliği var. Bir tane Spor Fest, bir tane Culture Fest var. Culture Fest 4 gün mü sürüyor, 3 gün mü sürüyor? 3 gün. 3 gün boyunca bir sürü şarkıcı falan geliyor. İşte zamanında Duman Bülent, Mor ve Ötesi, Teoman, Seks Adakat, Teoman. Öyle şarkıcılar geliyor ve konserler veriyor. Spor Festivali'nde de İstanbul'daki tüm liselerden spor kulüpleri, şeyleri, spor takımları geliyor ve yine 3 gün boyunca, hatta 4 gün boyunca. 4 galiba. Spor Fest 4 gün boyunca. 4 gün boyunca. Voleybol kaptanı benim. 4 gün boyunca onlarla maç yapıyoruz. Ama Spor Fest'le şey, Haziran'da Kürfest. Var bayağı. Onun dışında Solo, MCC ve Fransızca Emen. Öyle bir sürü etkinliğimiz var. Ve bayağı güzel. Bir ay içerisinde şey var. İşte Solo var, girişimcilik etkinliği. Şey study yaparak çözüyorsunuz. Bekleriz yani. Lisele olup da izleyen varsa çok zannetmiyorum ama. Başka ne var? Ya bak şöyle. Ben bu okuldaki Türk öğretmenleri seviyorum ama hepsini değil. Hı. Belli bazı Türk öğretmenler var, gerçekten hastası oluyorsunuz yani. Mesela bizim tarihçi. Bitiyorum adama ya. Gerçekten anam babam gibiler. Ama Fransız hocalar maalesef. Fransız hocaların hepsi de kötü değil. Evet. Ama kötü olanları çok kötü. Ya Fransızların farklı bir tarzı var yani. Asla bizim o Türkiye, Anadolu Lisesi öğretmen sıcaklığı dediğimiz şey o Fransızlarda yok. Yani inanılmaz soğuklar. Ve mesela şey, işte diyorsunuz ki bacağım koptu, ödevimi yapamadım, diyor ki bacağım koptu. Bana ne yani, yapsaydın. Ödev köpeğimi. Ödev köpeğimi yedi. Ya yapsaydın diyorlar yani, hiç empati sıfır onlarda. Hepsinde değil dediğim gibi ama. Kim var empatili? Prokop güzel, bir de şey Madame Feyyam. Feyyam var. O kadar. Diğerleri yok. Burada bu kadar dil seçeneği olması çok iyi bir şey bence. Evet. Hem Fransızca eğitim dili, onun yanında Çaylanca ve Latince de var ki zaten bizim okulda İngilizce eğitimi de şey. Çok iyi, C1'de. Gayet iyi, evet. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten bu Galatasaray niye fen lisesi değil diye soran var mı? Ben denk gelmedim mesela. Var cidden, bu kadar iyi bir lise niye fen lisesi? Yani fen lisesi olmak, iyi lise olmak için tek kriter değil. Bir de zaten bizim okulu iyi yapan hiçbir şey fen lisesi özelliğiyle değil. Ay, düşününce. Sen beni aramışsın. Evet, nerede kaldı diye aradım. Buradan geliyor, böyle bakıyor sokağa. Ama beni asla görmüyor, o yüzden aradım. Gözlerim tutuşturuyorlar. Okula geri geldim, biraz kulüp işleriyle uğraştım. Çok azıcık. Şimdi İngiliz Edebiyatı dersine giriyorum o sabah dosyasını okuduğum. Umarım çok zor geçmez. Bu dersi bizim bir tane eski mezun abimiz veriyor, Kaan abi. Ders o verdiği için biraz daha eğlenceli bir havada geçiyor yani. Normal öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi değil. Çok seviyoruz Kaan abi. Ama biraz zor. Ders biraz zor. Kaan abi de biraz zor. Durup dururken... X koydu sırasına. Evet, gelin. Durup dururken yanına yaklaşıp tahta kalemiyle X yazdı. Ve yaparken sırıttı. Okay. Cool. Ben sebebini biliyorum sanki. Ne? Ödevini göndermediğin için olabilir mi? Ama tek ben değilim ki. Seni şey yaptı. Dead or Alive Wanted. Sik bir şey koydu sana. Başında geçen hafta bu da benim bilmiyorum. Birinci hafta okuyor. Ben Andile. Birinci hafta evet. En başında ne diyor? Ben geliyorum. Gemiler. Bir yerin içinde mi içlerinde mi? Allah var. Bir düşünün bunu. Yüzükle bir yere geliyor ve çıkıyor.
Neden o kadar çok içmiş hareket? Kim oluyor abi? Burada bence esas çocuk bakın, hepsinin kendi açısından. Maça gidiyoruz. Takım. Takım. Ben de oldum. Buraya bakın. Bir son hocam siz de el sallayın. Tamam şimdi maça giriyoruz. Gösterin bakayım. Allah'ım. Herobrine gibiyim. Şey. Devamı çekemedim. Zaten saçından başından belli. Çok güzel maçtı. Görüşürüz. Yeni vlogda. Önümüzdeki hafta bir tane çekeceğim.